1977 yılında Mardin Midyat'a bağlı Bahvere köyünde doğdum. Mardin birçok uygarlığa beşiklik etmiş bir şehir ve aynı zamanda birçok inanç ve ulus bu şehirde birlikte yaşıyorlar. Hristiyan, Müslüman ve Ezidi inançlarından insanlar bu şehirde komşuluk yapmışlardır. Bu bölgede yaşayan insanlar da birbirlerinin dillerini anlıyorlar. Orduya Türk'a yani Osmanlı'ya avukası em katil kirin, avukası em işkence kirin, meden. Bivan çiroke ku de serhildani mala hacuda de eşek saide em buan çiroka ve mezun kirin. Jiboy ve jike elbette gotine wa bandur li sermed kirin u em buan heste ku asas em jiboy vi دی ولاتی براستی تشتکی بکن او هست مده کور کرن. دیسه نوک هفیا دینا برا فقیر و زنگینا دا دیسه ظلما دوازده ایلوله لسر گل که هر رو اپریسیون تکرن دهاتن باسقن سرگنداد کرن. اف همه کینکی مزن لبرن بری دجمن دا چه کرن. اگه که دیروک اکتین ویساندن گرک مروف جوه دیروک بی پار نمینه. مروف جیبه به پارچه که جی دیروکا گل خواه اوه دهی وی دمی دمه که از بچوک جیبو من باوی خوره هر تمی مج مالباتی ردو گود از ناچ مکتبا اتا ترک ازی بچم ای آپو از عسکری آپو ما Çocukluğum Bahvere köyünde geçti. 90'lı yıllara kadar da toplumsal ve komünalliğe dayalı bir yaşam vardı. Birçok köye hala da elektrik gelmemişti. Köyde yaşayan herkes geçimini hayvancılık ve tarım üzerinden sağlıyordu. Bölgenin özelliklerini hala da üzerimde taşıyorum. Mardin bölgesinin özellikleri, yurtseverlik, toprağa bağlılık, kimlik ve diline sahip çıkan ve bunun mücadelesini veren bir bölge. Bu da bölgede birçok ayaklanmaya ve mücadeleye sebep oldu. Katıldığım zamana kadar da doğayla birlikte ve uyumlu bir yaşam vardı. Bu yüzden de katıldığım zaman bir zorluk yaşamadım. İnsanın örgüte ilk katılım sebebi bugünümüze kadar da etkisini gösteriyor. Ben 1992 yılında örgüt saflarına katıldım. Katıldığım zamandan şimdiye kadar hep askeri alanda yerimi aldım ve bütün görev ve sorumluluklara karşı sorumlu bir yaklaşım gösterdim. Aksine bütün bilgi ve gücümle örgüte katılımı esas aldım ve sonuna kadar sahip çıkmak için uğraştım. Yaklaşık 18 yıldır önderlik uluslararası bir komployla esir alındı. Bu komplonun yıl dönümünde tekrardan insanın kendini sorgulaması, kişilik çözümlemelerini önderliğin paradigmasına göre yapmak
militanlık olma görevlerimizdendir. Şu ana kadarki örgüt yürüyüşümde belki birçok zorluk yaşadım ama önderliğin esir düşürülmesiyle şunu söyleyebilirim ki bu olay benim bütün varlığımı sarstı ve bunun verdiği acıyı hep kalbimde yaşadım. Bunu atlatabilmek ve bu komploya karşı bir cevap olabilmek önderlik gerçeğinde ve tarihte derinleşmekle anlam buluyor. Ben kendimi bu militan kişiliğe ulaştırmayana kadar bu acı ve zorlukların üstesinden gelebilmem zor olacak. Savunmalar çerçevesinde kişinin kendisini tanıması ve tarihini yeniden ele alması insanda yeni bir bakış oluşturuyor. Her militan yeniden hakikat yolunda ve önderlik savunmalarının ışığı altında kendini ele almalı, değerlendirmelidir. Kadın Özgürlük Hareketi'nin bir militanı olarak sürecin gerektirdiği tarz ve tempoyu yakalamak ilk başta gelen sorumluluklarımdandır. Önderlik ve hareketimiz üzerinde yürütülen bu topyekün saldırılara karşı komple bir kişiliğe ulaşmak en büyük amaç olmalı. Şunu söyleyebilirim ki bütünlüklü bir katılımı pratikte esas alacağım ve bütün görevler için kendimi hazırlayacağım. Bu konudaki iddia ve kararlılığım çok güçlüdür.